Şimdi çok içimizi ısıtan bir hanımefendi gelecek ekranlarınıza. 60 yaşında. Kayserili Afife Küçükben. Okuyup öğretmen olmak istiyordu. İçinde bulunduğu şartlar buna izin vermedi. Evlendi, çocukları oldu ama okuma azminden hiç vazgeçmedi. Bakın ne okuyor, nasıl okuyor ve neden şikayet ediyor? İlkokulu bitirdim. Bir ortaokul vardı o zaman burada, lisemiz yoktu. Ortaokula gitmek için tabii bütün hayalim oydu. Okuyup öğretmen olmaktı. Ama annem izin vermedi. Tam da söylediği gibi. Tek hayali okumak, öğretmen olmaktı. Ama olmadı. Yıllarca bu hayalle yanıp tutuştu. Okuma aşkı içinden hiç kaybolmadı. Gençken daha çok ne bileyim aşkı memnular elim onlar geçiyordu. Çalı Kuşları, Yaşar Nur Gültekin'in kitapları çok hoşuma gidiyordu. Sabahattin Ali'nin kitaplarını çok severim. 60 yaşındaki Afife Küçükbenli Kayseri'de yaşıyor. Deyim yerinde tam bir kitap kurdu. Diyanet Televizyonu'na verdiği bu röportajda sosyal medyada büyük yankı buldu. Kardeşimin oğlu o turizmciydi. Bir Rus kızla anlaşıp evlendi. Çok tatlı bir kızdı. Onların ünlü yazarlarını, kitaplarını öğrendim. İlk okuduğum Suç ve Ceza oldu. Çok ünlüymüş. Sonra o gelin hanım yani kardeşimin gelini bana çok kitaplar getirdi. Onları okudum. Afife teyze okuyor okumasını ama bir tarafı hep eksik. Nedenini ise böyle açıklıyor. En büyük sıkıntım bir kitabı okuduğumda başka birinin okuyup da onu tartışamamak. Afife Küçükbenli Asubay emeklisi eşiyle kurdukları çiftlikte günün büyük bölümünü hayvanlarına bakarak geçiriyor. Bunun hepsinin sermayesi $1000. Şimdi artık 300 hayvanımız var, 300 koyunumuz var. Bir inek aldı, tavuklarımız var. Afife teyze ilkokuldan sonra okula gidemedi ama 3 çocuğunu da okuttu. Onca işin arasındaysa tek ihmal etmediği şey kitap okumak oldu. Boş boş durmak bana göre bir şey değil yani. Dünyayı da merak ediyorum. İnsanlar ne yapıyor, ne üretiyor? Dünyaya olan o merakıyla birçok ülkeyi gezdi, farklı kültürlere tanık oldu. Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya, oralara gittik yani. Orada da hep şeyleri izledim. Sanata da merakım var. Mesela yapılarını izledim, sanat eserlerine baktım.